Mesnevi, lemalar 16 ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide, emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey-i vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i i'caza bakınız ki hayatla bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey-i vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler. Ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İnsanın aslı bir damla sudan yaratılmıştır. Allah bir damla sudan hem gözü, hem dili, hem beyni, hem kalbi, hem de kulağı yaratmıştır. Bu duyguların mahiyeti ve işlevi tamamen birbirine zıt olmasına rağmen aynı ham madde olan bir damla sudan icat olunmuşlar ki bu da Allah'ın kudret ve sanatının nedenli harika ve mükemmel olduğunu gösterir. İkinci mana olarak içtiğimiz su bir tek iken insanın mahiyetinde çalışan farklı ve muhtelif binlerce ağza ve organa gıda oluyor. Mesela içtiğimiz su gözün içine göz suyu olurken diğer ağzalarda da farklı bir işleve bürünüyor. Bir tek su muhtelif ağza ve organlarımıza hem gıda hem de vitamin oluyor. Bu iki mana ve misaller Allah'ın bir şeyden her şeyi yaratmasına misaldir. Mideye giren çeşitli gıdalardan bir tek cildin ve cismin icat edilmesi zaten açık bir mana ve hükümdür. İnsan muhtelif ve sistemleri birbirinden farklı meyve ve sebze yer ama tek cilt ve tek ceset olur. Portakal yer ceset olur, patates yer yine cesede dönüşür vesaire. Bu da Allah'ın her şeyden bir şey yaratmasına misaldir. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i i'caza bakınız ki hayatla bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey-i vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler. Ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İnsanın aslı bir damla sudur. Allah insanı bir damla sudan yaratmıştır. Allah bir damla sudan hem gözü, hem dili, hem beyni, hem kalbi, hem de kulağı yaratmıştır. Bu duyguların mahiyeti ve işlevi tamamen birbirine zıt olmasına rağmen aynı ham madde olan bir damla sudan icat olunmuşlar ki bu da Allah'ın kudret ve sanatının nedenli harika ve mükemmel olduğunu gösterir. İkinci mana, içtiğimiz su bir tek iken insanın mahiyetinde çalışan farklı ve muhtelif binlerce ağza ve organa gıda oluyor. Mesela içtiğimiz su gözün içine göz suyu olurken diğer ağzalarda da farklı bir işleve bürünüyor. Bir tek su muhtelif ağza ve organlarımıza hem gıda hem de vitamin oluyor. Bu iki mana ve misaller Allah'ın bir şeyden her şeyi yaratmasına misaldir. Mideye giren çeşitli gıdalardan bir tek cildin ve cismin icat edilmesi zaten açık bir mana ve hükümdür. İnsan muhtelif ve sistemleri birbirinden farklı meyve ve sebze yer ama tek cilt ve tek ceset olur. Portakal yer ceset olur, patates yer yine cesede dönüşür vesaire. Bu da Allah'ın her şeyden bir şey yaratmasına misaldir. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i i'caza bakınız ki hayatla bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey-i vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey-i vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. Allah bir tek şeyden çok şeyleri ve çok şeylerden de bir tek şeyi yaratarak sonsuz ilim ve kudretini insanların nazarına ilan ediyor. Bir tek şeyden çok şeyler yapmasına örnek olarak suyu veriyor. Bütün canlıların özü ve esası bir damla sudan halk ediliyor. İnsanın ilk hali
bir damla su iken sonra bir damla su içinden yani meniden sayısız farklı ve muhtelif aza ve organlar yaratılıyor. Diğer canlı türleri de benzer bir tarz ile icat ediliyor. Çok şeylerden bir şeyin yaratılmasına örnek ise insanların muhtelif yiyecek ve içeceklerinden bir cismin yaratılmasını gösteriyor. Hakikaten insan türlü ve muhtelif gıdaları yiyip içiyor ama hepsi et ve deri gibi şeyler oluyor. Bu da Allah'ın ilim ve kudretinin bir mucizesidir. Nişasta yiyorsun, et oluyor. Su içiyorsun, yine et oluyor. Sebze yiyoruz ve hakeza.